ile 3 ay boyunca haftada 3 gün ders yaparak benim nodülüm iyileşti. Allah Allah. Ve ben tabii ki bu konuya evet yani 97'de oluyor bu. Aa, çok acayipmiş. Ve ondan sonra tabii çok ilgilendim bu konuyla. Yani hı-hı, bana ameliyat ol, bu bölümde yapamazsın, sen bu sesle nasıl okuyacaksın diyen okul hocalarım. Bir anda Nilgün Hoca'nın yaptığı başarıyla tekrar sesim yerine geldi çünkü. Çok acayipmiş. Ben o günden beri Nilgün Hoca'yla ders çalışmayı asla bırakmadım. Yani çok, ben ilk defa böyle bir yöntemi tezim duyuyorum. Tezim onunla alakalı. Çok acayip. Bir şey soracağım. Tabii. Bana benim ses tellerime baktılar. Sesim, hı-hı, çok kalın ya benim. Hı-hı. Ses tellerimde iltihaplanma varmış. Ne zaman oldu bu? Mesela bir 6 ay evvel falan baktılar. Bir Nilgün Hoca görsün. Bu yani dedim, hani yani onu da mı iyileştiriyor aslında? Tabii tabii, ses hastalığıyla da alakalı. Zaten Nilgün Hoca çok enteresan bir hoca. Hı hı. Mimar Sinan mezunu. Bu Türkiye'de bu işi ilk başlatan Güzin Gürel'in öğrencisi Nilgün, hı hı, Hoca da. Yapamayacağı bir şeyi direkt söylüyor zaten. Bu ameliyatlık, evet, diyor. Demek ki ama telefonda konuşmandan anlıyor. Allah Allah. Direkt anlıyor. Diyor ki, hayat be, dün ağladın mı? Hocam nereden? Çok nereden yani, kadın çok, ustası çok, yani değil mi? Duayeni yani. Çok büyük yani, ustası ve pandemide düzenli ders de yaptık onunla. Benim en büyük eğlencemdi diyebilirim çok, yani. Vallahi görüşmek isterim çünkü tamam, bana öyle söyledi. Ameliyattan ödüm patlıyor. Ameliyat olmak zaten istemiyorum artık. Zaten Nilgün Hoca diyor ki benim diyor hiç PR'cıya falan ihtiyacım yok diyor. Sen varsın diyor. Aslında en iyi reklam o zaten, biliyorsun. Tecrübe ya zaten eden. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı Serap. Pandemide de enteresan bir şey oldu. Ben dedim ki hocam ben online derslerle pandemiyi atlattım. Hı hı. Çok yoğun ders verirken dedim ki kendime de bir şey yapayım. Ay çok, evet, mu konuşuyorum? Hayır lütfen konuş. Konuşmanı istiyorum. Müthiş konuşuyorsun. Çünkü diyor ki konuşmakla senin sesin kısılıyor diyor. Dedim ki hocaya konservatuar gibi böyle haftada bir düzenli ders yapalım. Ay seste hiç harap olmuyor ya, dışarı çıkmıyorsun, evet, sahne doğru, yok bir şey yok. Tabii. Ses genişledikçe genişledi, açıldıkça açıldı. Böyle onu da hoşlanınca insanlar ne yapıyorsun ya sen? Nilgün Hoca'ya gidiyorum. Al versene bir numarasını, versene, evet, bir numarasını.